İrfanoğlu Motor'dan selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Honda Space'i. Arkadaşlar motorumuzun problemi, motorumuzun bloğu çatlamış. Hemen şöyle altını sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hep yağ, daha önceden işlem görmüş. Burayı Japon'la falan bir şeylerle yapıştırmışlar galiba. Sunfix'le falan işlem yapmışlar. Motorumuzun görmüş olduğunuz gibi her tarafı yağ. Motorumuzun bloğunu değiştireceğiz arkadaşlar. Videoyu elimden geldikçe uzun tutmamaya çalışacağım. Hazırsanız motorun sökme aşamasına geçelim. Arkadaşlar motorumuzun mekaniğini üzerinden aldık. Motorun sökebilmemiz için bu gerekiyordu. Şu an motoru çatısından ayırdık. Şimdi masaya alıp içerisini yaracağım. Yardıktan sonra bloğun çatlak olan yerinde detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim neden yağ kaçırıyor. Onu da görmenizi isteyeceğim çünkü. Bak buralarda da bir yağ kaçakları var evvelinde. Hep sızdırmış. Bu da büyük ihtimal külbütör kapağı contasından kaçırıyor. Şimdi ben bu motoru masaya alıp bir yarayım ilk önce. Ondan sonra o kırık aşamasında görüşelim tekrardan. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi motorumuzu komple yardık. İçinden geçtik tabiri caizse. Şöyle detaylı bir şekilde göstereceğimi söylemiştim söktükten sonra. Görmüş olduğunuz gibi blok kapağımız her iki taraftan da çatlamış. Hem şuradan çatlamış hem buradan çatlamış. Daha önceden kaynak maynak bir şeyler yapmışlar, tutmamış. Şimdi biz yeni bloğumuzu aldık. Şöyle açalım. Ömür boyu açılmayacakmış gibi sarmış Allah. Evet arkadaşlar, bloğumuzu açtık. Şimdi bloğumuzun şu kapalı olan deliklerini açacağız. Ondan sonra keçemizi veya pompasını koyup montajını yapacağız. Geçelim montajına. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi montajımızı yaptık. Şimdi saplamaları çıkartıp bu bloğa geçireceğiz. Sargımızı takacağız. Sonra üst kapak, silindir falan vesaire onları toplayacağız. Motoru çatısına atacağız. Motorun çatısında görüşmek üzere. Arkadaşlar motoru çatısına atmadan önce varyatör kısmını da takıp o şekilde çatısına atalım dedik. Ön varyatörümüzü aldık. Zaten dizili bir şekilde geliyor. Ön varyatörümüzü takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yön dişimizi de yine aldık. Bazen marş basmasında sıkıntı yapıyordu. Ondan dolayı bunu aldık. Piyon dişimizi de taktık. Oturtamadım. Oturdu. Piyon dişi kapağımızı da takıyorum. Tamam. Bir ona arka debriyaj aldık. Ona derken motora yani. Gençken dişlerini böyle kullananlar yaşlanınca takma diş takıyorlarmış. Şimdi karşımızda arkadaşlar şu şekilde yazılar. Bize bakacak şekilde kasnağımıza takıyoruz. Ondan sonra ip atıyoruz. Buraya atıyoruz. Şöyle bir kere basıyoruz. Tam oturuyor. Piston bağlı olmadığı için tam turu döndürüyorum. Pervanemiz takacağız arkadaşlar. Pervanemiz nerede? Gezmeye gitti. Ondan sonra onlar şişti bu pervane. Yok, anne, ben bir şey değil mi?
Ön varitörü iyice bir şekilde sıkıyoruz. Ondan sonra arka varitörünü sıkıyoruz. Şimdi motorun çatısına atma aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar, motorunu bitirdik. Çatısının üzerine attık. Şimdi hep beraber, hep birlikte motorumuzun marşına basacağız. Gidişatıyla alakalı, çekişle alakalı problemleri vardı. Zaten videoda gördünüz. Debriyaj aksamını falan da komple sıfırladık. Şu an motorumuz canavar gibi oldu diye düşünüyorum. Besmele çekip marşımıza basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl? Güzel. Şimdi bir şöyle bir döneyim. Bak. Bak, görüyor musun nasıl yanıyor? Arkadaşlar motor o kadar güçlü oldu ki yanlıyor. Bir daha marşımıza basacağım. Bu motorun bloğu falan yeni olduğu için ufak bir ses geliyor ilk çalıştırma aşamasında. O da kullandıkça kesecektir. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye.